Selam gençler. Şimdi testleri yapalım. Sağ düzlemden bir skeç açtım. Hemen şöyle. Burası 10. Şurası 200. Bir milimetre uzattım. Sonrasında şöyle geç açıp karşıdan bakıp bir tane daire çizeceğim ve bu dairenin üst çeyrek ve sağ çeyrek noktalarından iki tane, biri dikey biri yatay olmak üzere iki çizgi çizeceğim ve bunun ölçüsü 6 ve 28 olacak. Yani 6'nın yarısı 3. Ve merkeze 28 uzaklıkta. Bunu şimdi katek sürutla keseceğiz. Bunu da beş tane çoğaltacağız aşağıya doğru. Yirmi beş tane olacak. Aralarında da 6 milim diyelim. 6 milim diyorsak hatta 26 diyelim. Böyle bir işte testler yapmış olduk. Eğer daha da işte testereye benzer bir testere isterseniz şuradan sketch açıp işte basitçe şunu yapabilirsiniz. İşte biraz şöyle gelecek. Biraz dur bakalım. Yani bunu arkla falan da yapabilirsiniz. Ama bu şekilde de yapabilirsiniz. Şuradan bir tane dikey çizgi çizip mirrorlayıp işte veya hatta en makul şekil bu olacak. Heh. Şöyle bir kesim uygulayabilirsiniz. Up to surface deyip hangi surface? This surface desek. Yani biraz daha testereye benzer bir form oldu. Belki şuralara işte fırıtla falan yapabilirsiniz bunu. Yani. Ama testere mi? Testere yani. Testere dedirtiyor yani görünce böyle. Testere galiba falan dedirtiyor insanı. Son olarak bağlantıları tamamlamak için şuraya bir tane ve buraya bir tane daire. Bu dairelerin özellikleri nedir? Orta noktadan dikey gelen bir çizgiyle, yani orta noktayla dikeyde hizalı olmalı. Ve ikisi de 5 milimetre. Bu 4. Diğeri 6 milimetre uzaklıkta. A, pardon pardon. 5. İkisi de 5 milimetre uzaklıkta. Biri 6, biri 4. Çap olarak yani. Çapları farklı. 6 mu 4 bu. Şu da 5.
Bu vaziyetteyken keselim. Göreceğiz ki testeremiz hazır diyeceğim ama olmadı. Oldu. Evet. Bugünlük bu kadar. Yani daha doğrusu testereden bu kadar. Testereyi modellemiş bulunduk. Bunu da ekleyelim. Kaydedelim. Bir yandan siz de emek ve dayanışmayla kalın.